Merhaba arkadaşlar. Bugün ana hatlarıyla İslam düşüncesinin teşekkül dönemi hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bunu önemsiyoruz çünkü Müslüman filozofların diyalektik yöntemden, cedeli yöntemden, çatışmacı dilden niye kaçındıklarını göstermesi açısından son derece önemli. Biliyorsunuz biz Çorum İlahiyat Fakültesi'nde kronolojik olarak okurken felsefe tarihini, problematik olarak felsefeyi Anadolu'da yeniden yurtlandırma diye okumalar yapıyoruz ve burada da Farabi'yi merkeze alıyoruz. Farabi'yi merkeze almamızın sebebini daha önce birkaç kere ifade ettim ama önemli olan o Doğu ve Batı fikrini Helenistik kültür adı altında birleştiren Aristo'nun, yani İskender'in katkısıyla onun danışmanı biliyorsunuz, onun benzerini Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğretisi bağlamında yeniden yorumlayan ve bir dünya kültürü Doğu ve Batı'nın sentezi, üst bakışı olarak sunan adam Farabi'dir. Bir de çatışmacı dilden özellikle kaçınmalarının sebebi Burhan yöntemi dediğimiz akli bilgi, yakini bilgiyi, kesin bilgiyi arama yönteminin diyalektik çatışmacı dilden kaçınması açısından da önemli. Siz bir İslam kültüründen besleniyorsunuz ve bu İslam kültürü ilk 120 yılda 4 tane büyük iç çatışma geçirmiş, iç savaş geçirmiş. Ve 73 fırka sözü hadisiyle birlikte siz 72 tanesinin kafir olduğunu, birinin mümin olduğunu söylüyorsunuz. Her biri de onun mümin olduğunu söylüyor. Ve burada çatışmacı dilden kaçınmak işte bunun için son derece önemli. Farabi vahiy bilgiyi, akli bilgi olarak görüyor ve Tanrı'nın yani aksini düşünmenin imkansız olduğu vahiy bilgiyi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sistematize ettiği perspektif çerçevesinde felsefi dille yeniden gündeme getiriyor. Nübüvvet felsefesi dediği bu. Dolayısıyla bunları biliyorsunuz zaten ana hatlarıyla diğer şeylerden. İslam filozofları etik politik bir siyasi yapı koyuyorlar. Bunun değerini anlamak için bizim ilk dönemdeki o dört büyük çatışmaya bakmak lazım. Biliyorsunuz ilk gerilim Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın vefatıyla Beni Sakife denilen toplantı merkezinde oldu. Neyse onları geçelim. Hz. Ebu Bekir ama orada nüvesinin atılması açısından önemli. Hz. Ebu Bekir halife seçiliyor. Hz. Ömer devam ettiriyor. Hz. Osman'ın dönemi karışıklıkların başladığı dönem. Niye? Çünkü Emevi oğulları hakikaten kendilerinin diğer onlar da diğer Kureyş oğullarından ama Abdümenef oğullarından daha asil olduklarını, Haşim oğullarından daha asil olduklarını düşünüyorlar. Ve dolayısıyla da Hazreti Osman zamanında ayrıcalıklı bir konum ortaya çıkıyor. Bunu herkes biliyor. Ve bundan rahatsız olan bir ortam sonucunda ilk fiili darbe gerçekleşiyor ve Hazreti Osman şehit ediliyor. Bu ilk çatışma değil ama işte ilk darbe girişimi. Ardından bunun gerekçesini sorgulamak isteyen Hazreti Ayşe ve çevresindeki birkaç sahabi biliyorsunuz. Bizim Cemel Savaşı dediğimiz şeyde Hazreti Ali ile fiili bir çatışmaya giriyorlar. Orada da önemli oranda güzel insan sahabe vefat ediyor. Ardından Hazreti Ali'nin Şam'a, çünkü Muaviye orada, Şam'a gönderdiği halifeyi kabul etmiyor ve aynı gerekçelerle Hazreti Osman'ın katillerinin verilmesi ve işte hilafetten çekilmesi şartıyla Muaviye de karşı çıkıyor ve bildiğiniz yaklaşık 3-4 ay süren Sıffin Savaşları başlıyor. Bunun sonucunda her iki taraf da oldukça zayiat veriyor ki bunlar önemli oranda sahabe. Bu işte iç çatışma, birinci büyük çatışma dediğim bu. Yani ikinci büyük çatışma, birincisi Cemel, ikincisi Sıffin. 35-36 yıllarında, 37 yıllarında gerçekleşiyor bunlar. Daha yani İslamiyet'in geldiğinin daha ilk nüveleri bunlar biliyorsunuz. 622'de hicret şey yapıyor, başlıyor. 632'de Efendimiz vefat ediyor. Yani 4-5 yıl içinde olan fiili şeyler bunlar. Ardından işte hakem meselesi gündeme geliyor ve o hakemlerin kararını kabul etmeyen, işte bizim harici dediğimiz yani ekonomik politik yapı tarafından, baskın yapı tarafından harici diye söylenilen ama o farklı okumalarla herkesin, yani bu Efendimizin veda hutbesinde belirlediği üzerine
yöneticilik yetkisi olan herkesin imam olabileceği görüşünde olan arkadaşlar da ayrılıyor. Bu ilk şey. Onu biliyorsunuz. Ama ben şimdi o Cemel Sıffin'den sonra bunları biz iç savaş olarak görüyoruz. Birinci, ikinci büyük iç savaş. Üçüncü büyük iç savaş biliyorsunuz Kerbela. Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi. 680 miladi. Hazreti Hasan Hazreti babasının vefatından sonra daha fazla kan dökülmesin diye geri çekiliyor. Bu nedenle biz Hazreti Hasan'ı pasif muhalefetin önderlerinden biri olarak okuyoruz. Ama Hazreti Hüseyin biliyorsunuz bunu kabul etmiyor ve Kerbela'da yanındaki diğer insanlarla birlikte öldürülüyor. Özellikle buradaki davranışlar çok kaba. İşte kadınlarına, kızlarına yönelik çabalar. Hazreti Hüseyin'in yani cansız bedenini böyle sopayla çevirdiğini görünce işte bunun yüreklerdeki acıyı göstermesi açısından önemli. Yapma, buna Resulullah'ın dudakları değdi bu yüze falan diyor. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin'in şehadetiyle birlikte olaylar gittikçe işte diğer çatışmalar da başlıyor. Harici dediğimiz yapıların çatışması da başlıyor ama benim burada size söyleyeceğim bu üçüncü büyük işte Kerbela'ydı. Dördüncü büyük çatışma özellikle Yezid'e lanet edilmesi. Sadece Kerbela'dan dolayı değil. Harre denilen olayda oluyor. Harre bunun içinde şöyle yine ben ilk dönem bütün hizip, parti, fırka denilen yapıların o 73 fırkanın tamamına yakının siyasal parti olarak, iktidara yönelik parti olarak mutlak kurtuluşu kendi tekelinde olduğunu iddia edilen yapılar olarak görmemin sebebi olarak burada biraz ara vermek istiyorum. Yani çünkü niye? Muaviye biliyorsunuz hakem olayından sonra işte kendi şeyini hilafetini ilga ediyor ve ilan ediyor ve Şam'da yeni bir yapı kuruyor. Ama bunun işte onun şeyini ve yerine de Yezid'i bırakıyor. O Yezid'e hem Mekke'nin hem Medine'nin kabul etmediğini biliyoruz. Fakat burada bir direniş var. O direnişin sebebi salt dini değil, ekonomik politik sebep. Çünkü Muaviye zamanında, yani Hazreti Osman zamanında başlayan ve kendilerini diğer Kureyş kabilelerinden üstün olarak gören Ümeyye oğullarının ekonomi politik alanda, ekonomi alanındaki tekelciliği gittikçe hız kazanıyor. Muaviye şöyle deniliyor. Mevaliliği zorla çalıştıran ve halkın elindeki gayrimenkulleri yok pahasına satın alan ilk liderlerdendir deniliyor. Onun zamanında başlıyor. Yezid zamanında bu iyice devam ediyor. Ve dolayısıyla halk gittikçe şey yapıyor, zorda kalıyor. Bunları biliyorsunuz ama önemli olan kendilerinin bu ekonomi politik olarak çektikleri sıkıntıyı Yezid'e bildirmelerine karşılık Yezid bunu hiç şey yapmıyor, ciddiye almıyor ve o Medine'ye döndüğünde insanlar bu durumu anlatıyorlar işin doğrusu. Muaviye büyük bir ordu gönderiyor oraya. Tehdit ediyor. Ve Harre denilen bir yer var Medine'nin dışında. Volkanik bir bölge. Har sıcak demek Arapça. Orada müthiş bir çatışma oluyor. Ve Medine de 3 gün süren, özellikle burasını özellikle istirham ediyorum, 3 gün süren bir talan yaşanıyor. Çünkü Yezid Suriye, Dimeşk'ten asker topluyor ve diyor ki size normal ulufenin dışında 100 dinar daha vereceğim diyor. Demek ki bir de 3 gün süren talanlardan anlaşılacağına göre bir de talan sözü de veriyor ki 3 gün boyunca Medine talan ediliyor. Genç kızlara tecavüz ediliyor. Ve bir rivayete göre 3.000 ila 10.000 arasında insanlar öldürülüyor Medine'de. Ve o Medine'den sonra Mekke'ye yöneliyor. Ama Mekke yoluna giderken o Medine'yi talan ettiren komutan vefat ediyor. Burasında bir şey var. Onun yerine atadığı daha sert birisi ve Mekke kuşatılıyor. Bakın şimdi pandemi günlerini yaşıyoruz. Biz Mekke dediğimiz yeri biliyorsunuz. Hepimizin, bütün müminlerin merkezi, yüzümüzün yöneldiği yer. Öbürü zaten Medine, Efendimizin vefat ettiği ve bu devrimini dünya tarihinde o büyük bir değişim ve dönüşümü başlatan devrimini başlattığı yer. Bunları ayrı bir konuda konuşuruz.
Şimdi Mekke yaklaşık 6 ay herhalde, öyle hatırlıyorum. 6 ay kadar büyük bir kuşatma altında tutuluyor ve salgın başlıyor, açlık başlıyor. Neticede Mekke neticede Mekke Mekke'de bu haccac mancınıkla, ya düşünebiliyor musunuz? Harem-i Şerif mancınıkla taşa tutuluyor. Ve Abdullah bin Zübeyr'i öldürüyor ve şükür secdesine kapanıyor. Bunun buradaki vurgulamak istediğimiz temel husus şu. İslam siyaset felsefesinin etik politik bir sistem olarak filozofların vahiy ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın koyduğu temel ilkeleri, özellikle veda hutbesinde koyduğu temel ilkeleri dönemin siyaset felsefesi perspektifinde uygulayarak etik politik bir sistem haline kuran Müslüman alimlerdir. Diğerleri o çatışmacı dile teslim olmuş ve halen bunu devam ettiriyorlar. Buradaki önemli olan husus şu. Yani işte Cemel, Sıffin, Kerbela ve Harre. Aslında bu Harre olayından sonra, o ekonomik politik sebepler artık tahammül edilemez hale geldikten sonra ki Yezid'in bu yaptığı katliam, ardından Haccac'ın Mekke'de yaptığı katliam, çünkü orada 300'e yakın sahabinin öldürüldüğü söyleniyor, 700'e yakın hafızın öldürüldüğü söyleniyor, vahiy kadibi olan Muaviye'nin oğlunun yaptığına bir bakın. Ve bunlardan üçünün de yine hafız sahabilerden olduğunu söyleyelim. Bu aslında bir karşı devrim. Yani ne demek? Peygamberimizin veda hutbesinde artık kamuya alenen ilan ettiği sistemin tekrar karşı devrimini yapılarak cahiliye sistemin yeniden ihdas edilmesidir. Bugünkü Arap dünyasına baktığınız zaman aynı kabilevi yapının, patrimonyal yapının, ebevi nizamın aynen devam ettiğini söylüyoruz. Peki biz Türkler, o felsefeyi Anadolu'da yeniden yurtlandırmak, Türkistan-Türkiye irtibatının felsefi temellerini araştırırken araştıranlar ne yaptık? Biz işte bu çatışmacı dilden ta Selçuklu ile birlikte dışına çıktık. Yani o Hazreti Osman'ın şehadetiyle başlayan Cemel, Sıffin, Harra olaylarında o Müslümanın Müslümanı öldürmesine ve bunun dinen gerekli olduğuna, düşünebiliyor musunuz? Harra olanında şehit, öldürülenlerin şehit olduğunu söylüyor Yezid. Ve cennete gideceklerini söylüyor. Şimdi neyse, her halükarda Türkler Selçuklu'yla birlikte bu olayın hep dışında kalmıştır. Biz işte o Emevi-Fatimi çekişmesini, bu olaylara değinen hilafetler çatışmasının dışında kaldık. Bir de biliyorsunuz Endülüs Emevi Devleti vardı. 3 tane farklı şey var, iktidar merkezi var. Biz Ehl-i Sünnet'in, yani Sünni paradigmanın içinde kaldık ama siyasi ve fikri olarak farklı bir perspektif geliştirdik. Bunun için o Tuğrul Bey'in başlattığı o geleneğin, ben aslında felsefi olarak, bu kadar bilginin özeti bu, felsefi olarak Farabi'nin sistemi üzerine kurulduğunu düşünüyorum. Çünkü Farabi nübüvvet felsefesini, Peygamber Efendimiz'in siyasi ve dini ıslahatlarını o günün felsefesiyle yeniden yorumlayan bir perspektif geliştirdi. Ve o Reisül Evvel kavramıyla işte o sahih erdemli toplumlar ve fasit toplumlar, onları zaten biliyorsunuz. Bu geleneği kim devam ettirdi, Türk geleneğini? Yusuf Has Hacip, Ahmet Yesevi, bunları simgesel diliyle ya da hikmet şiirleriyle sürekli devam ettirdi. Ve ben diyorum ki biz Farabi ile birlikte o ilk dönem siyasi fikri partilerin çatışmacı dilinden kurtaran bir perspektifin devamıyız. Selçuklu'yu, Büyük Selçuklu'yu, Anadolu Selçuklu'yu, Osmanlı Devleti'ni bu çerçevede bir okuyun lütfen. Yani mesela Osman Bey'i Mille'nin en ufağı, o site devletinin başkanı olarak o süreci ve Fatih Sultan Mehmet'in Orta Ölçekli Devleti bir dünya devleti haline getirmeyi. Velhasıl İslam siyaset felsefesini Farabi üzerinden devam ettiren filozoflar bu çatışmacı dilinin dışında kalmışlardır.
Selamlar, esenlikler diliyorum.